Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Sevgili arkadaşlar, kıymetli izleyenler, öncelikle sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Sizlerle bugün yeni bir Osmanlı Türkçesi dersinde beraberiz. Evet, bundan önceki derslerimizde, özellikle son derslerimizde şöyle bir tekrar bakacak olursak, sizlerle hatırlarsanız harflerin ve harflerin okunuş biçimlerinin anlatılması bittikten sonra okunmayı kolaylaştıracak, Osmanlı Türkçesini okumamızı kolaylaştıracak bir takım kuralları sizlerle sevgili arkadaşlar işliyorduk. Bu 16. dersimizde sizlerle ne yapacağız? Bunun devamı olan diğer bir kuralı işlemiş olacağız. Bundan önce sizlerle siyak ve sibak, yani kelimenin öncesine ve sonrasına bakarak kelimeyi rahatlıkla okuyabilme yeteneğini elde etme. İkinci kural olarak bazı fiiller ve isimler üzerinden kelimeyi daha rahat kavrayabilme. Mesela özellikle burada İşte fiil olan kelimelerin sonunda elif gelmesi, isim olanların sonundaki a sesinin h okutucusuyla okunması şeklinde bunu sizlere arkadaşlar anlatmıştık. Şimdi sizlerle bu dersin devamı mahiyetinde yeni bir kuralı görmüş olacağız. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz ki Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Sondan eklemeli bir dil olduğu için biz bir takım farklı sözcükleri kökün sonuna eklediğimiz ekler aracılığıyla elde ederiz. Dolayısıyla Türkçe'de biz kelimenin sonunda birçok ekle karşılaşacağız. Özellikle bunu ikinci kurda sizlerle geniş bir şekilde işleyeceğiz. Ancak burada şuna dikkat çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Osmanlı Türkçesi özellikle hususi ekler dediğimiz, yani bazı ekler var ki bu ekler her durumda, her okuyuş biçiminde aynı şekilde geliyorlar. Merhum Kadir Mısıroğlu hocamız bu konunun üzerine çok dururdu. Derdi ki burada işte Osmanlı Türkçesini diğer dillerden ayıran en güzel özelliklerden bir tanesi de bir ekle birden fazla anlam elde edebiliyoruz. Şimdi bunu bildiğimiz bizim ne işimize yarayacak? Zihnimizde bu ekleri ezberlediğimiz zaman da bu ekler üzerinde bir zihin çalışması yaptığımız zaman da arkadaşlar okumalarımız esnasında, yani acaba tır mı dur mu dememize kalmayacak, cümlenin ahengi içerisinde bunu okuyabileceğiz. Yani karıştırma imkanımız ortadan kalkmış olacak. Burada öyle bir ihtimal kalmamış olacak arkadaşlar. Demek ki ekler özellikle köklere nispetle daha klişe dediğimiz, yani değişmeyen ve daha çok sevgili arkadaşlar özellikle şunu unutmayalım. Ekler genelde okutucu harfte kabul etmezler. Bakın, köklerde alabildiğine imkan oldukça biz ne yaparız? Okutucu harfi kullanırız. Ancak eklerde bu durum böyle değildir. Dolayısıyla eklerde ne yapacağız? Daha çok bir klişe durumu dikkate alarak okuma yapmış olacağız. Mesela burada özellikle 4 tanesini getirdik. Ancak bunu unutmayalım ki bunun gibi birçok klişe ek mevcuttur arkadaşlar. Bakalım şimdi özellikle dır kelimesine bakalım. Bakın, bir dır görüyorsun, d ve r. Bu şekilde tam 8 tane okuma bize sağlıyor. Tır, tir, tur, tür, dır, dir, dur ve dür. Bütün bunları demek ki bu iki harfle elde ediyoruz. Biraz sonra zaten dersimizde bunun örneklerini görmüş olacağız. Mesela lı'ya bakalım. Lam ve ye ile getiriyoruz. Lı, li, lu ve lü. Okuma sesle bu sesi verirken sadece bununla veriyoruz. Mıza bakalım. Mız, mis, muz ve müz. Gördüğünüz gibi M ve Z harfleri, yani herhangi bir okutucu istemiyor bizden. Demek ki bunu böyle almış oluyor arkadaşlar. Ler ve lar. Bu tabi daha az. Niye bunu getirdim? Çok kullanıldığı için buraya getirmiş olduk bunu. Mış var. Dediğim gibi daha çok karşınıza c, ca ekleri var. Bunları inşallah görmüş olacağız sevgili arkadaşlar. Demek ki bu dersimizde biz ne görmüş oluyoruz? Kirişe eklerin birden fazla okuyuşlarının olabileceğini ve ona göre okuma yapmamız gerektiğini zihnimize kazımış olacağız arkadaşlar. Şimdi dır ekinin örneklerini isterseniz sizlerle görelim. Evet, burada özellikle Sakarya şiirinden, özellikle Necip Fazıl'ın, üstadın Sakarya şiirinden örnekler almaya çalıştım. Tabi olduğu kadarıyla. Bakalım şimdi bu yolda görüyorsunuz. Yolda niye he okutusu geldiğini anlıyorsunuz artık. Hakka kavuşmak ne bahtiyarlıktır mı, tır mı? Tabi bugün eskiden dır deniliyordu ama bugün arkadaşlar bu daha çok tır şeklinde karşımıza çıkıyor. Demek ki bu yolda hakka kavuşmak ne bahtiyarlıktır. Tır. Bakın görüyorsunuz ama D ve Ra ile yazılıyor. Evet. İkinci örneğimize bakalım şimdi. İman ve ilim nesli muhakkak gelecektir. Tabi burada demiştim size bir önceki dersimizde, artık kafi faresilerde iki tane keşide koymamaya gayret göstereceğiz ki bunu artık anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz gelecektir. Bakın tir. Burada tir örneğini de görmüş olduk. Ama tabi gelecektir de konuşma esnasında diyor olabiliriz. Bakın sakın bu böyledir diye, yani konuşmamız böyledir diye doğru budur anlamına gelmez. Evet. Bana. Bakın hatırladınız mı? Bana böyle yazılırdı. Klişe kelimeler örnekleri vermiştik size. Bana kefendir yatak. Yatak. Kalın olduğu için K geldi. Sana görüyorsunuz tabuttur. Bakın tabuttur havuz. Tabuttur tur. Ama nasıl yazdık? D ve Ra ile yazdık. Evet, şimdi diğer örneğimize bakalım. Allah en, yine böyle en nazal nunla yazılıyordu. En büyük tür. Tür görüyorsunuz. Evet, burada bu dört örneğimizde de T, tır, tir, tur, türde. Bakın şimdi latinize edilmiş haline baktığımız zamanda da evet görüyorsunuz. Şöyle önce Arapçalara bakalım. Evet, yani Kur'an alfabesine bakalım. Dır, 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 dır. Dört tanesi de aynı gelmiş ama dört farklı okuyuşu karşımızda görüyoruz. Tır, tir, tur ve tür. Evet, gördüğünüz gibi demek ki dır kelimesi. Bu birincisi. Şimdi 8 okuyuşu olduğu için bu diğer örneklerimize gelelim isterseniz. Ne ağır, değil mi? Kalın olduğu için böyle okuyorduk hatırlarsanız. Ve gayn öyle geliyordu. Bunları tabii inşallah uygulamalar yapacağız sizlerle. Çok da durmak istemiyorum. Çok da durmamamız gerekiyor şu anda üzerinde. Çünkü şu anda uygulamamız gereken şey ekler. Ne ağır imtihandır. Bakın dır. Başındaki Sakarya. Başında. Başında. Bakın nazalının. Başındaki Sakarya. Evet. Sakarya'yı niye H ile yazdık? Bunu da artık biliyorsunuz. Evet. Ne ağır imtihandır. Bu zaten olabilecek. Belki en kolay diyebiliriz. Rabbim birdir. Bakın dir. Şeriki yoktur. Şerik ne demek? Ortak demek. Rabbim birdir. Şeriki, yani ortağı yoktur. Aslında burada hem dura örnek var hem dıra örnek var. Bakın ama görüyor musunuz? Aynı şekilde yazılıyorlar. Bu tabii Osmanlı Türkçesinin kolaylığını, kolay oluşunu bize gösteriyor. Mümin her zaman, zaman böyle yazılır Arapça olduğu için zaten. Demiştik ki size Arapça ve Farsça kelimeler dillerinden bize aktarırken hiçbir değişime maruz kalmadan bizlere bu şekilde sunulur arkadaşlar. Mümin her zaman korkusuz, sus, dur, dur. Bakın sus aslında bu da ayrı bir ektir. Bunu tabii şimdi konumuz buraya almadığımız için çok üzerine durmayacağım. Sız, siz, suz, süz aynıdır. Bunu bilin arkadaşlar. Evet dur. Bakın görüyorsunuz. Evet şehit kanıyla sulanmazsa, mazsa bir klişeyi de hatırlarsanız böyle yazılırdı hep. Bir vatan ölüdür. Demek ki bir vatan ki, bir toprak ki şehit kanıyla sulanmıyorsa ona vatan demiyoruz. Evet, Rabbim vatanımızın kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Rabbim vatanımızı eşrarın şerrinden muhafaza eylesin diyeceğiz. Ölüdür. Şimdi isterseniz Latinize edilmiş haline bakalım. Türkçe, evet görüyorsunuz. Hep dır. 4 tane dır. Önce Arapça olanlara böyle bir göz gezdiriyoruz. Daha sonra Türkçelere baktığımız zaman da, yani Türkçe Latinize alfabeyle baktığımız zaman da, Latin alfabesine baktığımızda bakın dır, dir, dur, dür. 4 tane ayrı okunuşu görebiliyoruz. Yazılışlarda ama herhangi bir farklılık söz konusu değil. Şimdi li örneklerine geçelim sevgili arkadaşlar, kıymetli izleyenler. Bakalım şimdi. Bin böyle yazılırdı Nazanlı'nla. Bin bir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? Kartalı başlı. Tabi burada özellikle dikkat etmeniz gereken başlı. Bu zaten belli. Hemen diyeceksiniz zaten lı ve li olması lazım zaten. Evet, bunda herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü okutucu değil mi? Ya okutucusu ya ı veya i şeklinde. Aslında burada bizim daha çok dikkat etmemiz gereken şey u ve ü'de karşımıza çıkıyor. Müslüman cephede bir marş olarak gürlemeli. Bakın yine Kaf faresi. Gürlemeli. Li. Bakın görüyorsunuz yine lam ve ya'nın ama bu sefer i şeklinde okutulduğunu görebiliyoruz. Sakarya saf çocuğu, hatırladınız mı? Ya'nın sonda o okutucusu değil, vav şeklinde değil de ya şeklinde geldiğini, masum Anadolu'nun, Anadolu görüyorsunuz. Anadolu şeklinde karşımıza çıkıyor. Tabi burada şunu diyebilirsiniz hocam, zaten kelimenin sonu, zaten u, zaten ya şeklinde yazacak. Herhangi bir sıkıntı yok. Önemli olan bunun klişe olduğunu, önemli olan bunun değişmez olduğunu bilmeniz. Geldi ölümlü, bakın ölümlü, lü buraya görüyorsunuz ama ya şeklinde yazılıyor. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Bakın sizi gördünüz mü? Bu da aynı şekilde sız, siz, suz, süz. Tabi buraya koymadık bunu. Dersimiz çok genişlemesin diye sevgili arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Şimdi yine bakalım isterseniz. Kur'an alfabesi ile Latin alfabesi arasındaki farkı anlayabilirsiniz. Evet başlı, lı, lı hepsinde aynı yazım var. Ancak okumaya geldiğimiz zaman da değişkenlik oluyor. Evet lı, li, lu ve lü. Hepsini kırmızı renkle dikkatinize sunmuş olduk sevgili arkadaşlar, kıymetli izleyenler. Şimdi miz örneklerine bakalım isterseniz. Bakalım şimdi. Şahane şafaklar. Şafak. Bazı örneklerimizi de sevgili arkadaşlar, mesela bu örnekte olduğu gibi bunları da Ali Ulvi Kurucu Hoca Efendi'nin kitabından, onun şiir kitabından buraya almış olduk. Özellikle bunu onun şiirlerini de okumanızı tavsiye ederiz, şiir kitabını. Şahane şafaklar doğacak. Kalın olduğu için gayn yaptık. Doğacak sancağımızdan. Sancağı. Bak seyle burada elif gelmiyor. Bu klişe yine bir kelime. Sancağımızdan. Mız. Görüyorsunuz böyle yazılıyor. Evet. Divanesi ikimiz kaldık. Deli divanesi ya, ona aşık olmak, meftun olmak. Divanesi ikimiz, bakın miz kaldık Allah yolunun. Evet Rabbim Allah yolunda divane olanlardan, deli divane gibi bu davaya sahip çıkanlardan eylesin bizleri inşallah. İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin de buyurduğu gibi bu yolda, tasavvufta divane olmaktır temel. Evet, ikimiz, bakın görüyorsunuz. Arkadaşlar burada da yine bir yanlışlık olmuş yazarken, kusura bakmayın, demek ki klavyede veya artık o esnada bir yanlışlık olmuş. Normalde burası kilişe olduğu için bana ve sana, bunlar böyle yazılmaz. Sana can borcumuz, muz, bakın görebiliyorsunuz, vardır. Bakın burada yine aynı bir örneği görmüş o muz. Bakın yine meveze harfleriyle bunu elde etmiş olduk. Evet, buraya şimdi bakalım. Gönlümüz, müz. Bakın gönlümüz, gönül böyle yazıldı hatırlarsanız. Gönlümüz, bakın ne yapıyoruz? Bir önceki gördüğümüz bilgilerle bunları birleştirmemiz lazım. Gönlümüz imanla dolu, dolu. Bakın dolu yine kelimenin sonunda, bunu böyle şekilde hep gördüğünüz gibi artık bundan sonra karşınıza hep bunlar çıkacak. Siz ne yapacaksınız? Bunları okurken aa bak bu kuralı görmüştük, aa bak bu kuralı görmüştük diye kuralları bu şekilde okurken uygulamaya çalışacaksınız sevgili arkadaşlar. Evet, yine şimdi örneğimize geçelim. Evet, burada bakalım şimdi Kur'an alfabesiyle yazılmış hallerine mız, 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 mız. Ama okumaya bakalım. Birisinde mız, miz, muz ve müz. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi ler örneklerine isterseniz geçmiş olalım. Evet, ler örneklerine bakacağız. Hani ardında çil çil kubbeler serpen ordu. Evet, bak kubbeler görüyorsunuz. Bu zaten normal diyebileceğimiz. Evet, buraya zaten kapalı hece olduğu için hekusu zaten gelmemesi lazım. Ama özellikle lar bize biraz şey verecek. Evet, bakalım. Bütün bunlar, tabi buradaki lara örnek değil bu, ileride gelecek. Sendedir bu girift, bu karmaşık, bunu da öğretmiştik size hatırlarsanız. Bilmeceler, bilmeceler. Bakın görüyorsunuz zaten burada ler şeklinde geldiğini anlayabiliyoruz. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Oluklar, çift. Birinden nur akar, birinden kir. Evet, oluklar çift. Birinden nur akar, birinden kir. Bak oluklar görüyorsunuz. L ve ra harfleri bize lar sesini vermiş oluyor. Rabbim isterse sular büklüm büklüm burulur. Şimdi burada sular örneği görüyorsunuz. Demek ki ler ve lar okuma biçimini biz burada bu sesi biz ne yapıyoruz? L ve ra ile vermiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Ne anladık demek ki bu derslerimizde? Bunlar da şimdi görüyorsunuz yine aynı şekilde ler, lar ama l ve ra hiç ne yapmamış? Değişmemiş. Ne yaptık? Demek ki bu dersimizde klişeleri, klişe kelimeleri, klişe ekleri daha doğrusu görmüş olduk sevgili arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceğiz ve bunları ezberleyeceğiz ve bunları artık aynı kalıpla ve duruma göre, yani yine burası siyaksıya bakarak değinmemiz gerekiyor aslında. Ona göre okumuş olacağız. Şimdi size yine iki tane böyle özel özlü sözler vererek dersimizi noktalayalım isterseniz. İman iki eşit parçadır. Bakın parça isim olduğu için dır. Bakın görüyorsunuz burada dır şeklinde okunmuş. Parçadır. Yarısı sabır, yarısı şükürdür. Bakın gördünüz mü? Dır gelmiş yukarıda. Altta dır. Yine okunuşları aynı. Şöyle hemen gözlerinizi ona yoğunlaştırın. Ama birisinde dır okuduk, birisinde dür okuduk. İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır, yarısı şükürdür. Evet, Rabbim bu güzel hasletlerle bizleri inşallah süslesin. Evet, şimdi bakalım. Bu da çok güzel bir örnek. İnsan yaşarken tuz, bakın tu niye kalın olduğu için tı ile getirdik. Tuz katmazlar aşına. Yani insanlar yaşarken sana küçücük bir iyiliği bile fazla görürler. Tuz bile aşına, aş ne demek? Yiyeceğine, yediğin yemeğine ne yapmazlar? Tuz bile katmazlar. Ama sen öldükten sonra methiyeler düzerler mezar taşına. Değil mi? Yani öldükten sonra ise ama siz dünyanın en güzel insanı, en iyi insanı olursunuz. Sizin arkanızdan konuşanlar, gıybetinizi edenler, sizi kötüleyenler artık sizi en çok savunan olmuştur. Bu dünyanın hali budur sevgili arkadaşlar. Bakın buradaki katmazlar, medhiyeler, düzeller. Şöyle yoğunlaştıralım. Ler, lere az yazılıyor. Ancak birisinde lar okunuyor, birisinde ler okunuyor. İnşallah dersimiz anlaşılmıştır sevgili arkadaşlar. Evet, yine her dersin sonunda sizleri şu dua ile beraber dersimizi noktalayalım. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin diyoruz. Rabbimize hamdle dersimizi sonlandırıyor. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد